10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 160 Düşler Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Düşler Yayınları Sayfa 160 Metne Hazırlık 1. Halk tiyatrosu kavramından ne anladığınızı söyleyiniz. Cevap, halk tiyatrosu, devlet ya da belli bir otorite eliyle oluşturulmamış, yazılı kültürün etkisi dışında gelişmiş ve yüksek sanat kaygıları olmadan, halkı eğlendirmek veya halkı belli ahlako ve dini konularda öğretilmek amacıyla, yine halkın içinden çıkmış sanatkar veya yaratıcıların eseri olan seyir sanatıdır. 2. Karagöz'ün halk kültüründeki yeri ve değeri nedir? Açıklayınız. Cevap, Karagöz'ün kültürümüzdeki yerine bakacak olursak Türk kültürünün bir tiyatrosu olması söylenebilir. Değeri ise kültürümüzdeki bir tiyatro hakkında komik, eğlenceli bir tiyatro olmasıdır. 3. Karagöz'ün, herhangi bir metne dayanmamasına rağmen yüzyıllar boyunca varlığını devam ettirmesinin nedeni sizce nedir? Cevap, oyuncular oyunun akışına uyarak söylenmesi gereken kalıp sözler dışında doğaçlama yaparlar. Bu oyunlar, yaratıcısı belli olmadığı için halkın ortak malı, anonim sayılırlar. Bu özellikleri onların dilden dile kolayca yayılmasını ve hafızalarda kolayca kalmasını sağlamaktadır. Bundan dolayı da yüzyıllarca varlığını devam ettirebilmiştir. 10. Sınıf Düşler Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı sayfa 160 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.